İğne Oyalarım Kerime kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere çok güzel çıtı pıtı bir yazma modeliyle geldim. Hanımlar, modelim hem kolay hem güzel, gösterişli bir model. Modelim için düz yazma kullanıyorum. Yazmamın markası Tuğra marka ama ben Reyyan tavsiye ediyorum. Reyyan yazmalarda töylenme olmuyor. Benim elimde video çekmek için bu yazma mevcut olduğu için bunu kullandım. 3 renk ipim var. İplerim hepsi leylak marka. Ben bir sıra zürafa yapıp geliyorum. Zürafa yapımı hanımlar kanalımda mevcuttur. Kanalımın da videolarımın içinde zürafa yapımını bulabilirsiniz. Ben zürafalarımı yapıp modelime geçiyorum. Şöyle hanımlar ipimizi taktıktan sonra güzel bir şekilde gerdirelim. Gerdirmeden oyamıza başlamayalım. Çünkü gerdirme olmazsa oyada bozukluk oluyor. İplerimiz birbirine dolanıyor. Şimdi ben ipimi alıyorum. Uzun tarafını şöyle her zaman yaptığım gibi şöyle elimle tutuyorum. İlk zürafaya batarak bu ipim üstte kalacak şekilde alttakini de bakın altta iki katlı olan ipimi bir iki kere iğneme dolayarak buraya ipimi sabitliyorum. Şöyle. Bir ileri zürafaya batarak yine burayı bir iki kere doluyorum. Şöyle bir tane zürafa yaptım. Tekrar bir iki kere dolayarak bir tane daha zürafa. Ve yine bir iki kere dolayarak bir tane zürafa. 3 tane zürafamı yaptım. 4. zürafamı da yapıyorum. 4. zürafamı şöyle biraz daha bol yaptım. Bol yaptığım zürafanın içine iğnemi batarak şuradaki ipimi doluyorum. Bir alttakini tek dolayarak bu şekilde geriye gidiyorum. Tekrar zürafama batıyorum. Bu ipim üstte kalıyor. Şuradakini tek doladım. Şöyle bir tane pırpır yaptım. Bir tane pırpır yaptım. Pırpırıma batıyorum. Bu ipimi üstte atarak alttakini de tek dolayıp şöyle tepeye çıktım. Tekrar zürafama batarak aşağıya indim. Şöyle bir tane yaprağım oluşmuş oldu. Tekrar zürafaya batıyorum. Bu ipim üstte kalıyor. Alttakini yine tek doluyorum. Şöyle iki parmağımla ipimi tutarak pırpırımı ayarlayıp sıktım. Pırpırıma batarak tekrar tepeye çıkıyorum. Tekrar zürafama batıp aşağıya iniyorum. İkinci yaprağımı da yapmış oldum. Yine şuraya batarak bir tane pırpırımı yaptım. Pırpıra batıp tepeye çıkıyorum. Zürafaya batıp aşağıya indim. Burada gördüğünüz gibi 3 tane yaprağımı yapmış oldum. Şimdi arası için 10 tane veya 12 tane zürafa yapalım. Hemen şuraya bakın. 1 2 bu şekilde 10 tane yapalım. Hanımlar bu şekilde bakın 10 tane zürafamı yaptım. 10 tane zürafadan sonra
Tekrar birazcık iri bir zürafa. Bakın bu şekilde. Tekrar bunun içine batarak geriye gidiyorum. İçinde yine bir tane pırpır. Şöyle pırpırın tepesine çıkıyorum. İçine batarak, bakın zürafaya batarak aşağıya iniyorum. Yine bir tane yaprak daha. Tepeye çıkıyorum. Aşağıya iniyorum. Şu iki parmaklarımızı sürekli kullanıyoruz hanımlar. Tutup ayarlıyoruz. Bakın iki parmağımla tuttum. Boyutunu ayarladım ve sıktım. Tepeye çıkıyorum. İki parmağımla tuttum. Sıktım. Aşağıya iniyorum. İki parmağımla ayarlayıp indim. Hanımlar, yazmamızın altı bu şekilde. Biraz daha yapıp gelelim. Hanımlar, bu şekilde altını yaptım. Şimdi ben üst modeline geçiyorum. Üst modeli için pembe ipimi taktım. Şuraya sabitliyorum. Üç tane pırpır yapalım şuraya. Üç tane pırpırımı yaptım. Şöyle geriye gidiyorum. Bakın ortadaki pırpırıma batarak bir tane zürafa yaptım. Tekrar ortadakine batıyorum. Bir tane daha zürafa yaptım. Son pırpırıma batıyorum. Bir tane daha zürafa yaptım. Şimdi geriye gidiyorum. İlk yaptığım zürafaya batıyorum. İpimi bol bırakarak geriye gidiyorum. Burada tekrar ortadaki zürafaya battım. Bir zürafa yaptım. Tekrar ortadakine batıyorum. Çoğaltmayı sadece ortadan yapıyoruz hanımlar. Tekrar son zürafama battım. Bu şekilde yaptım. Şimdi yine geriye gidiyorum. Şöyle burada bir tane pırpır yapıyorum. Şöyle bir tane pırpır yaptım. Tepeye çıkıyorum. Aşağıya iniyorum. Ortadakine batıyorum. Ortada bir tane pırpır yapıyorum. Tepesine çıkıyorum. Aşağıya iniyorum. Sonuncuya batıyorum. Burada bir tane pırpır. Tepeye çıkıyorum. Aşağıya iniyorum. Şöyle modelimiz oldu hanımlar. Bu şekilde bir lale yaptım. Şimdi mavi ipimizi takalım. Hanımlar, mavi ipimi taktım. Şu kenarlara da şöyle batarak buraya 3 tane pırpır yapalım. Şöyle şuraya batıyorum. 1 2 ve 3 tane pırpırımı yaptım. Hiç ipimi kesmiyorum. Direkt şuradan batarak şuraya geçtim. Burada da 3 tane pırpırımı yapıyorum.
şöyle ipimi koparıyorum. Aradaki iplerimi koparıyorum bu şekilde. Pırpırlarım bu şekilde ayrı oluyor. Modelimiz bu şekilde oluyor hanımlar. Diğer kalanlara da aynı şekilde yapıyoruz. Bir tane yaptık. Yeterli olduğunu düşünüyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İğne Oyalarım Kerime kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.